Cümleten selamünaleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ailemiz 25.200'lere ulaştı. İnşallah nice 25.200'lere sevgili dostlar, sevgili kardeşler. Fenerbahçe'de 4 isim yolcu işte detaylar diyerek söze gireyim. Çünkü çok fazla kısa kısa var. Yani çok bu videoda arkadaşlar sizleri tatmin edecek bir sürü duyum Olacak. Bugün konuşulan yani 1 Ağustos itibariyle konuşulan ve dünden kalan duyumlarda yer alacak. Şimdi Fenerbahçe'de son yapılan takviyelerin ardından takımdaki yabancı sayısı 22'ye çıktı. Ve haliyle kadroda düşünülmeyen isimlerin gitmesi lazım. Şimdi ilk Samatta'dan başlayalım. Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun bir haberi vardı Samat ile ilgili. Ve Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Muana Samat Day'a Gent'in talip olduğuna dair. Biz bunu dün de işledik. Hani e, kiralık olarak istediğini öne sürmüşler ama ben şunu söyleyeyim. Bakın dikkatlice dinlemenizde fayda var arkadaşlar. Ben şunu özellikle ve ısrarla belirteyim. Gent Samat kiralamak istiyor. Ama maaşı çok yüksek. Biz de dedik ki maaşının bir kısmını biz verelim. Hocam biz de salak mıyız? Niye veriyoruz? Maaşının bir kısmı verilir mi? Allah'ını seversen o zaman biz nereden kar elde edeceğiz? Arkadaşlar siz hala Samatta'dan kar elde edebileceğimizi düşünecek kadar saf mısınız? Yani hala bu kadar saf mısınız? Pes, gerçekten pes. Yani onu söyleyeyim. Samatta'yı satın alma opsiyonunu ne bileyim 1 milyon euro kiralama bedeli alırsın adamdan. 2 opsiyon koydurursun. 3 maaşının bu senelik %30'unu %40'ını karşılayayım dersin. Gönderirsin ki e, Samatta gittiği zaman da bana hayır duasında bulunacaksınız. Peugeot 3008 duasında öyle anlaşmıştık. Hem Samatta hem Mesut giderse diye. Kolkır Giresun olayını dün konuştuk. Hızlıca geçiyorum. Meğerle Fesih olayı. Geçiyorum. Lemos'tan gelir beklentisi. Arkadaşlar Lemos'tan gelir beklentisi yanlış anlaşılmasın. Beklentimiz var ama illa beklentimiz yok. Belki anlaşamayacak hiçbir şey getiremeyecek. Fes ederiz. Mehmet rezerv rezervlik açıklaması. Ee, yeni sezon Fair Play içinde geçmesini temenni ettiğini söylüyor. Birçok yenilikler getirdik diyor. Bunlar önemli aslında. Var odasında ile sahadaki hakemi ayırdık diyor. <laughs> Mesela e, dün çok ciddi tepki vardı. Süper kupa maçının hakemine dair, orta hakemine dair. Kesinlikle hakemlikten alınsın diye, gözünün önündeki bu harekete kırmızı vermiyorsa diye. Yani bu sene de tartışmayla başladı. Bu böyle gider. Tüm sahayı 70-80 kamerayla izleyen monitör odasına gittim. Tek tek kontrol ediyor. Her taraf izleniyor. Not tutuluyor. 70-80 tane kamerayla izlenmiyor sahalar. Ee, yakılan meşaleler tek tek not ediliyor. Ha stadyum izleniyor 70 80 kamerayla. İfadeyi düzeltelim çünkü emniyet güçleri bunu yapıyor arkadaşlar 6222'den dolayı stadyumda maç izlemek çok ciddi bir risk. Bilginiz olsun. Küfürlü tezahüratlara, madde atmaya falan sakın katılmayın. Sakın böyle bir fiilde bulunmayın. Çünkü şeyi çok sonuçları çok ağır benden söylemesi. Dikkatlice okumanızda fayda var. Beyir Pireni sezonu tamamladık. Maçtan sonra maçtan sonra festival havasına geçsin. Dövüş, küfür olmasın falan filan diyor. Ee, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalini ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda diyor. UEFA gözlemcileri yaptıkları incelemelerden bahsediyor. Negatif düşünceleri yoktu. İnşallah yine kupa finaline yakın ülke menfaatlerini düşündük de o yüzden vazgeçtik diye başkasına vermezsiniz. Son olarak rezervlik. Rezerv Ligi Kulüpler Birliği Vakfı'nın talebiyle yaptık. Bakın Kulüpler Birliği'nin talebiyle. Her şeyin başlangıcında bir takım sıkıntılar mutlaka olacak. Yeni bir uygulama çalışma ama birkaç hafta içerisinde yoluna gireceğini düşünüyoruz. Kulüpler bunun faydasını gördükçe bu sıkıntılar giderilecek. Bunun amacı yani ligin amacı bak burayı özellikle Anadolu kulüplerinin başkanları iyi dinlesin. İlk 11'de forma bulamayan oyuncuların tribünde oturması yerine bir gün sonra maç yapması. Diğer taraftan da gençlerin abileriyle maç yapabilmelerini sağlayıp onların kişisel gelişimine katkıda bulunabilmek. Her yıl 1-2 futbolcuyu kulüpler çıkarabilirse yaklaşık 30-40 yeni futbolcu yetişmiş olur. Bu kulüplerin ekonomik sorunlarına da katkı olacak. Kulüplerimize rezervlikte özellikle deplasman yardımı yapacağız. Diğer taraftan galibiyetle beraberlik primi de vereceğiz demiş. <laughs> Kusura bakmayın. Yanlışım yoksa galibiyete 100.000 TL verecekler. Artı deplasman içinde belli standartları var bunun. Diyeceksiniz ki, hocam 100 bin lira para mı? Para arkadaşlar para. 100 bin lira para. Bakın derbiler merbiler şenlik havasında geçecek. Bak rezervlik şuna yarayacak. Beşiktaş Emirhan İlkan'ı çıkarttı. 4,5 milyon euroya göndermek zorunda kaldı. Sen rezervlikte ben seni sürekli oynatıp hazır edeceğim. Arada sırada A takımda oynatacağım dersen bak bakalım ne oluyor. Rezervlik şu 35 kişilik A takım. U19 takımından e, yaşı yetenler. Bunlardan karışık bir takım arkadaşlar. Muhtemelen bunun e, farklı bir çalışma sistemi olacak. A takımda oynayamayın da orada oynayacak. Hocam futbolcular birbirini tanımıyor. Merak etmeyin. Birçok zaman birlikte çalışacaklar zaten. Hull City 90 artı 4'te güldü. goller Ozan'dan seriden geldi diyor. Acun Ulucalı'nın takımı Hull City'nin İngiltere Şampiyonşip'in ilk haftasında 1-0 geriden Bristol City 2-1 yenilmesi. Ozan'ın 73. dakikada yerine Akartiyi bıraktı ama gol attı Ozan. Allah yar 11'de başladı 84. dakikada Kovile bıraktı. Ee, Benjamin Tette karşılaşma 64. dakikada Estopina'nın Estopinan yerine dahil olur. Bu Estopinan çok iyi topçu olacak. Benden söylemesi. Yalnız bu Hal bir şey yaraşır. Ee, bir pelkas yakışır. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mariano Diaz vardı. Mariano Diaz'dan ilgili konuşalım. Hala ve hala Mariano Diaz'a yıllık 5 milyon euro veren bir kulüp çıkmadı. Yani beklediği seviye takımlardan da teklif yok. İspanya'dan iki kulüp teklif yapmış ama yıllık 1,5 milyon euro vermişler. Beklemeyi sürdürüyor. Bizim teklifimiz 2.2 idi. Onu da belirteyim. Yani ne bize gider ne oraya gider. Şimdi Ali Koç döviz borcunu TL'ye çevirmesinden dolayı güncel borçta güncel işte de işte kurla şu kadar kâra geçtik falan filan bu haberlere gerek yok. Herkes her şeyin farkında. Ee, ben şunu cevaplayacağım. Hocam TL borcu artıyor diyor. Arkadaşım TL borcu tabii artacak. Senin adamların bir birimi senin 18 birimin. Sen bir futbolcuya 1 milyon euro veriyorsun 18 milyon lira gidiyor kasandan. Senin futbolcular 3 milyon TL'ye 4 milyon TL'ye top oynuyorlar. Yani Türk futbolcuların. Ya Ferdi'nin e, edilme, e, revize edilmeyen sözleşmesini görseniz gülmekten ölürsünüz. 4 milyon TL mi ne alıyor? Altay bayındır 6 mı ne alıyordu? 6 şey pardon 3 mi ne alıyordu? Düşün ya 3 milyon TL. Euro bazında 150 bin euro falan yapıyor. Hatta 150 bin he, hemen hemen 150 bin 175 bin euro yapıyor. Adamı getiriyorsun sen 2 milyon euro. Sıkıntı burada sadece iş burada değil arkadaşlar. Bu arada İsmail Yüksek ve Serdar Aziz Bursa Spor'un yadikar kampanyasında forma almışlar. İsmail Yüksek 19.630. Serdar Aziz de 50.000 forma bağışında bulunmuş. Ee, hayırlı olsun. Tabii ekmek yediği yerini unutmayacaklar. Luan Perez transferini ben üyelere yaklaşık e, 20-25 gün önce duyurdum. Fransa Ligi şöyle böyle falan filan. Sonra kendi kendime tereddütte bulundum. Lan acaba beni mi kandırdılar? Başka bir isim falan mı diye. Fakat e, Luan Perez transfer sürecinin 20-25 gün önce başladığını açıklamış. Buna çok sevindim. Şimdi üyelere karşı şey çıkmak hani en nefret ettiğim olay arkadaşlar. O yüzden buna çok sevindim. Devam ediyorum. Mehdi Taremi yaz Sabuncuoğlu oldu demiş ki Mehdi Taremi Fenerbahçe'nin forvet listesinde. Doğru. Fenerbahçe'mizin forvet listesinde. Ancak size soruyorum siz olsanız Mehdi Taremi'yi kaça bırakırsınız? Şimdi arkadaşlar bak Eğil oturalım doğru konuşalım. Fenerbahçe bir futbolcuyu alacağı zaman verdiğiniz tepki çok farklı. Galatasaray aldığı zaman çok farklı. Bir tane futbolcu almışlar. Milyonjer mi? Mijiko mu? Öyle bir şey almışlar. Yav yeri göğü inletti arkadaşlar. Böyle yıldız futbolcu şöyle yıldız futbolcu falan filan. Futbolcuya baktım piyasa değeri kaç? 6 milyon euro mu ne öyle bir şey? Merkez orta saha. Ulan merkez orta saha Galatasaray geçen sene para bayıldı. Çikil 7 verdiler. O milli tanımı 4 mü 5 mi verdiler? Bir erken Kütliya 4 verdiler. Yani yıllık ücretleri malum. E bu sene yine Sergio Oliveira'yı falan aldılar ettiler. Aytaç Karay'ı geçen sene aldılar. Galatasaray orta sahaya para bayılıyor. Niye görmüyorsunuz? Niye söz konusu Fenerbahçe oldu muydu? Cellatsınız da söz konusu Galatasaray oldu muydu? 3 maymunsunuz. Bir de 6 milyon euroluk oyuncu götürüyorlar. Ova sarayın aldığı topçuya bak bir de bizimkine bak diyorlar. Lan, bizimkine nesi var arkadaş? Akar yok kokar yok. Bir Lincoln aşağılama çıkmış. E, gelmeden önce böyle demiyordunuz. Gelmeden önce yıldız süperstar adayı diyordunuz. Siz demiyor muydunuz ya? Ya arkadaş ne kadar dönek insanlar var ya. Ne kadar dönek insanlar var. Siz demiyor muydunuz? Şey eee Vitor Pereira hocamın listesinde kesin alın hiç beklemeyin diyen siz değil miydiniz? Niye bu kadar dönüyorsunuz? Niye döneksiniz bu kadar? Allah top etsin sizi ya. Ya söz konusu Fenerbahçe oldum diyor. Çöp Galatasaray'a aldım diyor. O süperstar, yıldız. Çok iyi topçu. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Yazıklar olsun ya. Ha ben rakibin futbolcunu kötü kötülemiyorum. Seferovic gol atmış. O diyor Seferovic asist yapmış. Sakat Seferovic şu kadar yaptı, bu kadar yaptı. Ya Fenerbahçe taraftarı şunu zannediyor. Seferovic gelecek, ilk maçına çıkacak. 20. dakika sakatlandı, çık. Açıklama yapılacak. 4 aylık sakatlığı var Seferovic'in. Hani hazırlanması falan 5 ayı bulur. Aa bak bildi bizimkiler helal olsun diyecek. La bu böyle bir şey değil. Belki sezonda hiç sakatlanmayacak adam. Bu böyle bir şey değil. Sen Ezgi Can Alioski'yi alacaksın. Adamdan rapor istiyorsun. Arap Ligi nispeten kolay diye. Bu böyle bir şey değil. Hocam Beşiktaş Vekorsu'da almış. Vekorsu gol atmış. Nasıl atmış? Adam işte ortaya açmış. Kaleci çıkmış. Kaleci'den sekmiş. Önünde kalmış. Kalede iki tane oyuncu varmış. Köşeden vurmuş. Gol olmuş. Aynı golü Güven Yalçın atsa sıradan bir gol. Alkış. Trabzon'un işte forveti iki tane gol atmış. Bir kornerde atıyor. Kimse yanında gitmiyor. Koşuyor. Sol ayağıyla gelişine vuruyor. Gol. Sağdan orta açıyor, kaleci dokunamıyor, önünde kalıyor. A, spanıyla top diyor, vuruyor, gol. Sonra bizimkiler diyor ki, bak adamların forveti iki tane gol atıyor. Ya ne kadar güzel zekanız var sizin, ne kadar güzel matematiğiniz var sizin. Aynı golleri, abartmıyorum, aynı golleri Samat da atsa, ah mal, bunu da atamasaydı bari diyeceksiniz. Bunu diyeceksiniz. Geri zekalıya bak, bir de bunu da kaçıraydım bari. Vicdansızsınız arkadaşlar, vicdansız. Gökhan Akkan. Fenerbahçe Gökhan Akkan konusu. Bak bir duyumcu yazmış Fenerbahçe Gökhan Akkan sözleşmesi imzalandı. Hayırlı olsun bak sözleşme imzalandı diyor. Diğer duyumcu Gökhan Akkan Fenerbahçe'nin e, kendisine ve Fenerbahçe ve kendisine ilgilenen diğer takımlarla görüşmek için kamptan ayrıldı diyor. Bir başka duyumcu Fenerbahçe Rize Spor'un kalesi Gökhan Akkan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı diyor. En son girişimlere başladı diyen haber global. Şimdi Gökhan Akkan. Girdik Gökhan Akkan'ın profiline. Yaş 27. Yani o kadar düşük bir yaş değil. 1,5 milyon euro transfer değeri. Yozgatlı. Türk milli takımına bir kez seçilmiş. Geçen sezonki performansı o kadar iyi değil. 3 milyon 200 bin euroları görmüş zamanında. Ama e, yani Sincan Belediye alt tarafından çıkıp Ankara gücünde oynamış. altı bin euroya 2015 yılında transfer olmuş. Yani e, oynadığı takım dolayısıyla da bayağı gol yemiş. Yani 255 maçta 358 gol yemiş. Ee, bu çok kıstas değil kaleci kıstası. Ben şunu söyleyeyim. Çaykur Rizespor bakın. Çaykur Rizespor transfer market yazın. Bu arada geçtiğimiz günlerde ben şöyle bir cümle kullandım. Dedim ki Fenerbahçe kaleci transferini çözer ya rahat olun. Hiç olmadı 300-400 bin euro verir alır diye. Ya olmadı birçok genci verirsin bak. Çaykur Rize'de Gökhan Akkan 27. Tarık Çetin 25. Tarık bizim altyapıdan çıkan oyuncu. Şimdi stoper Emirhan Topçu var. Biz Gökhan Akkan'la birlikte Emirhan'ı da almak istiyoruz. Bilginiz olsun. Sol ayaklı, sol stoper. Bak 1.88 boyunda balık esirli. Yani duyumun içinde duyum veriyorum. Dikkat edin. O da Çaykur Rize altyapısından yetişme arkadaşlar. Şimdi Çaykur Rize altyapısında yetişme olduğu için Fenerbahçe kaça alırsa alsın. Nereye giderse gitsin oyuncu. E yetiştirme bedeli alacak Çaykur Rizespor. Fakat Akatasaray bize futbolcu verirken öyle cimri davranmıyor. İyice para istiyor. Şimdi sen Emirhan'ı alırsan 1, kaleci Gökhan alırsan 2. Bu adamlarda stoper olarak Anıl Yaşar, Bahadır Öztürk, Selim Ay, Atuğan Çakır kalıyor. 4 tane stoperleri kalıyor ama yani çok genç bir hat oluyor. Buraya yaşlı bir stoper verebilirsin. Misal veriyorum. Emirhan Topçu ve Gökhan hakkını alsan Lemos'u versen Hocam Lemos oynar mı? Ya niye oynamasın? Lemos'u versen artı ee, mesela Çağatay kuru bunların sol beki Eren Albayrak ve Albert Koş diyor. Çağatay kuru kalıbı da kiralık versen buraya. Oynama garantisi de verebilirsin misal. Yani Çağatay'a ve Lemos'u versen üstüne 300-400 bin euro versen Gökhan Akkan ve Emirhan, Emirhan topçuyu alabilir misin? Bence bu ihtimalleri düşünün arkadaşlar. Bilimler mesajlarımı da çakmanızda fayda var arkadaşlar. Burada en üzüldüğüm isim Faruk Mia. Yetenekli bir topçu. 24 yaşında. Bu ligde heba olur gider. Umarım Faruk Mia'yı elden çıkarabilirler. Ee, forvet olarak da Çaykur Rizespor'un forvetleri biraz yetersiz gibi. Mesela biz buraya Thiago Çukuru verebilirdik. Ama şu anda ortalık biraz karıştı gibi. Farklı takaslar olabilir arkadaşlar ama futbolcular gitmeye pek yaklaşmaz, yanaşmaz. Emir Ortakaya'yı söylediler. Bir yerde de gördüm Emir Ortakaya'yı veriyoruz diye. Emir Ortakaya'yı Göztepe istiyormuş. Yağız Bey'in özel haberi. Tanıdık geldi bu haber bana ama özel haberiymiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine Yağız Bey'in haberlerine Salah İzayis Pelkas için Fenerbahçe'ye teklifler var diye. Biz bunu dünkü canlı yayında da konuştuk. 102 kişiye üyelik edilen yayında. O yüzden çok konuşmayacağım. Pelkas'ın eşinin İstanbul'da kalmak istediği şehri çok sevdiğini söylüyor Sercan Hamzoğlu. İlk hedefler olmamakla birlikte Hal City'nin listesindeymiş. Beştaş ve bir Yunan kulübü de Pelkas'tan ilgileniyormuş. Bu benim duyumlarımı doğrular nitelikte. Bir Yunan kulübüne ilgilendi ama Yunan kulübünün vermiş olduğu ücret çok düşük. O kulübe gitmez. Beştaş ve Trabzonspor'a giderse Fenerbahçe taraftarı çıldırabilir. Çünkü bu iki takım da yıldızlaşabilir. Ben onu da söyleyeyim. Daha önce de söyledim ama yine hatırlatayım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ha hocam hangisine gider? Ben bir şey diyemem hangisine gider gitmez diye. Yani ben hangisine gidip gitmeyeceğine ilişkin bir şey söyleyemem. Her takıma gidebilir. Ama Hal City'ye gitmesi çok daha mantıklı olur. Çünkü Hal City 4,5 milyon euroyu verebilir. Ama taş veremez. Hocam Utku'yu vermişler karşılığında. Yani Utku Yuva Kur'an'da Semih Yuva Kur'an'ın oğlu Eski Fenerbahçeli ismin. Enteresan bir olay var arkadaşlar. Sonrasında Rossi, menajer Kia Hiyan Rossi'nin geleceği için Başkan Ali Koç'la görüşmüş. Dört kulüp Rossi'yle ilgilenirken bunlardan ikisi resmi teklifini iletmiş. Arkadaşlar sosyal medyadaki duyumları niye okuyorsun hocam? Siz benim verdiğim duyumları zaten biliyorsunuz. Sosyal medyadakileri de okuyalım. Ee, tekliflerden birinin 7-7,5 civarında olduğunu söyleyen duyumcu kardeşlerimiz var. Doğru olabilir ama ben 9 artı tekliften haberdarım. Bunu da size günlerdir söylüyorum. 9 artı ya da Rossi'yi göndermek mantıklı Bir şey söyleyeceğim. Rossi'ye bitiricilik ekleseniz. Misal bir Anelka bitiriciliği. Bir Tuncay Şanlı bitiriciliği ekleseniz. 40'tan aşağı satmazsınız Rossi'yi. Hocam antrenmanda o zaman bol bol çalışsın. Olmuyordur belki de. Rossi'ye bitiricilik eklerseniz 40 milyon eurodan aşağı satmazsınız. Ama yok. Hani hız güzel. Pozisyon bilgisi güzel. Pozisyona girme güzel. Hani ön seziler güzel. Hız güzel. Çalım yeteneği güzel. Topsuz oyun güzel. Bitiricilik sıfır. Atilla Selayi. Atilla Selayi ile ilgili dün canlı yayında bir 15. dakika falan da herhalde. Dedim ki e, duyum geldi, duyum geldi, kap geldi, şu yok kap geldi de olan önce. Dedim ki Atilla Selayi ilgili Bologna duyumu geldi dedim ama biz Bologna'ya satmayacağız biz. Buluma satacağız diye. Sosyal medyada baktım arkadaşlar Atilla Selayi gündem ve Bologna işi. Artur Tiate'yi 19 milyon euroya rene satan İtalyan kulübü Bologna Salahi ile ilgileniyor demişler. Ee, Wolfsburg da ilgileniyor demiş. Wolfsburg hatta hocaları da geçen gün açıklamıştı ama transfer zor demişti. Çünkü Fenerbahçe'nin istediği para az buz bir para değil. O yüzden transfer zor. Her takım için zor. Atilla Salahin'in transferi. Onu da konuştuk. Bologna bir stoper daha transfer etmeyi düşünüyor. En güçlü aday Atilla Salahi demiş. İtalyan sitesi söylemiş. Yani ee, önümüz dağlar. Bu arada Hocam Playa devam ediyor. Play, e, hani Playa pazarlığı sürüyor demiştin. E, ama işte Playa pazarlığı sürüyorsa niye olmadı diyen arkadaşlar. Alın arkadaşlar. Luan Perez en güzel örneği. Adam çıktı 20-25 gün önce başladı konuşmalar diyor. Açık açık net. Net. Yani net adı buyurun. Sosyal medyada da bir yerde haber gördüm. Player için 10 milyon avro talep ediyor. Fenerbahçe pazarlık yapmaya devam ediyor diyor. 10 milyon avro olsa Fenerbahçe masadan çoktan kalkardı diye düşünüyorum. Yani öyle düşünüyorum. Ne demiş? Ee... Oo, çok enteresan bir tartışma var. Haluk Gürekli'ne birisi arasında. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar birçok duyumcu arkadaş Gökhan Hakkan'la transferin bittiğini söylüyor. Valla dediğim gibi inşallah ucuza bitiririz. Yani inşallah ucuza bitiririz. Eğer bitirsek ya da takas da bitiririz. En azından eldekilerden kurtuluruz diye düşünürüm. Atilla Selay mesela dün idmanda yoktu. Ağrısı var, sızısı var dediler. Bugün Bologna haberi çıktı falan filan. Çok çok tuhaf yani. Çok enteresan duyumlar görüyoruz. Başka Ada basınına göre Arsenal Arda Güler transferi için 25 milyon euro bütçe ayırdı demiş. Şimdi Beşiktaş'ın Emirhan İlkan mıydı? Emirhan İlkan mıydı? Ee, onu 4,5 milyon euroya bir nevi elden kaçırması taraftarın tepkisini almış. Şimdi 4,5 milyon euroya elden kaçırınca sosyal medyada şey gördüm işte 4,5'ü aldılar ama sonraki satıştan %15 verecekler diye. Ben şeyi çok merak ediyorum. Serbest kalma maddesini ödedikten sonra niye %15 pay veriyorlar? Tam olarak bakın şu var. Yetiştiği kulüp Beşiktaş. Hangi takıma kaça giderse gitsin. Misal veriyorum 50 milyon euroya gitti. %5'i yani yetiştirme parası Beşiktaş'a gelir. Anladınız mı? Yani %5'i 2,5 milyon euro Beşiktaş'a gelir. Bunu bilin yani %5'i gelir ama %15 olayı bana biraz tuhaf geldi. Sanki tepkileri azaltmak için geldi gibi geliyor. Bilmiyorum çok da rakip takımların iç işlerinden haberim yok arkadaşlar. Kim Minji gol mü atmış bir de Napoli maçında? Allah Allah. 38 kiminci diyor. Vay arkadaş ya. Neyse. Yine devam edelim arkadaşlar. Ee, yine devam edelim. Jesus Flamengo'dan Pedro'nun transfer edilmesini istedi diye bir duyum girmiş arkadaşlar. Pedro'nun. Orvet olan Pedro'nun alınmasını. Herhalde Pedro isminde bir hastalık var Jesus'ta. Yani playa Plea olmazsa Pedro. Pedro olmazsa Kabigol diye şeyi merak ettiniz mi? Flamengo transfer marketına. Şimdi Flamengo transfer markete girer. Mesela Fenerbahçe'nin şu anda kaleci arayışı var. 3 tane kalecileri var. Diego Alves 37 yaşında. Bence Diego Alves'i almalıyız. almalıyız. Mesela Fenerbahçe'de sol sol bek eksik. Ayrton, Lucas ve Felipe Luiz var. 36 yaşında Felipe Luis. Bence sol bek'i almalıyız. Ama hocam siz başlattınız. Ya arkadaş orada Flamengo'da kim varsa ya hepsine mi talibiz ya? Lan vay arkadaş ya. Şimdi forvetlerine baktım. Gabriel Barbosa ve Pedro var adamların. Bir Gabriel Barbosa 26 milyon euro yazıyor. Pedro 10 milyon euro yazıyor. Baktığın zaman birisi az diğeri yedek forvet. Şimdi Barbosa'ya bakıyorsun. Yaşlar 25. ikisinde de 25. Barbosa 30 Ağustos 25. Pedro geçiyor yok 26 sayılır Barbosa. Ee, Pedro 20 Haziran 97 doğumlu. O 96 doğumlu. 26 olacak. Gabriel'e bakıyorsun. Bu sezon 42 maça çıkmış. 19 gol 3 asist. 19 gol 3 asist. Pedro'ya bakıyorsun. 41 maça çıkmış. 17 gol 8 asist. Yani birinin 22 birinin 25 gol katkısı var. Adamlar birbirini tamamla nitelikte iki forveti var. Birbirini tamamlar nitelikte. iki forveti var adamların. Everton'u aldılar. Namussuzlar Kanada. Bruno Henrique'yi biz çekecektik. O malum sakatlık maalesef. E bu adamlar mesela kanat ihtiyacı var. Kesinlikle bu adamların kanat ihtiyacı var. Çünkü bak Everton, Vitinho, Marinho var. O adamların kesinlikle kanat ihtiyacı var. Artık Rossi'yi mi itelersin? Başkasını mı itelersin bilmiyorum. Ama ben bu şartlarda Pedro'nun da Gabriel Barbosa'nın da gelme ihtimalini çok çok düşük görüyorum. Fakat Gabriel Barbosa'da bir olay var. Nedir o olay? Son haftalarda biraz samattalaşmış. Biraz samattalaştığı için tepkiler var. Fakat öyle dakika başı futbolcu alayım edeyim zannetmiyorum yani ya. Fenerbahçe'nin playa'yı alma ihtimali yüksek. Gabriel Barbosa playa'dan daha düşük. Pedro daha daha düşük gibi geliyor bana. Çünkü Niye? Adamın iki forveti var. Sen zaten birinciyi alamazsın. ikinciyi da birinciyi zaten alamazsın da. Ha, uğraşırsın. Belki adam e, Samat dalaştı diye bir çıkış yolu bulursun ama zannetmiyorum. E, 8 milyon euro harca şey e, gözden çıkarttı diye de özellikle yazmıştı. Ben o yüzden de söylüyorum. 8 milyon euroya bu transferi bitirebiliyorsanız hemen şimdi alın zaten. Potansiyelli bir oyuncu. Hocam geçen sene takımda gol atabilen 3 tane oyuncu vardı. Zayt, Rossi, Serdar. Bu sene bunlara ekleme yapılmadı. Bir saniye. Bir de şöyle bir görsel kullanmışlar. Serdar Dursun'la Cornelius'u karşılaştırmaya. E, e, çok zekice bir şey yapmışlar arkadaşlar. Müthiş bir kıyaslama. Serdar Dursun 1802 dakika, 2429 dakika Cornelius. Gol sayıları aynı. 15'e 15. Penaltısız 11'e 15 diyor dakika başına gol sayısını kaçan büyük şans 12 tane Serdar kaçırmış 14 tane Cornelius kaçırmış. Gole çevirme yüzdeleri asist sayılar 3'e 3. 2 tane penaltı kazandırmış Serdar Dursun 1 tane Cornelius kazandırmış. Hocam diyor tamam ben bu istatistiğe bakarak hani Serdar Dursun iyidir falan filan demiyorum ama diyor rakibin az forvetiyle senin yedek forvetini kıyasladığın zaman senin yedek forvetin iyi diyor. Ben de şunu söylüyorum. Bu veri tuhaf. Ya Fenerbahçe taraftarı olarak hem Trabzonspor kollandı diyorsun hem bu veriyi veriyorsun. Kollandığına göre diyorsun. Yani siz şu mantıkla hareket edelim. Kollandıysa bu veri az bile Cornelius için. Daha fazla atması lazım. Kollanmadı. Adilse bu veri yine az Cornelius için. Yani çok çok kötü. Bu takım nasıl şampiyon oldu o zaman? Şu, şu, açıdan söylüyorum. Eğer kullanmadıysa yani ee, hakem faktörü lehine hareket etmediyse gol yükünü birçok oyuncunun çekmesi lazım. Fenerbahçe şampiyon olamamasına rağmen patır patır adam satıyorken Trabzonspor'un çatır çatır adam satması lazım. Ya da en azından teklif gelmesi lazım. Ya bildiğim kadarıyla kimseyi satamadılar. Ki o da zaten olayı karıştırıyor. Ya Serdar Dursun iyi, iyi adamdır. İyi bir Fenerbahçelidir. Ama tepkiler çok ağır. Yani o hareketi yapmayacaktım. Bilmem ne yapmayacaktım. Fenerbahçe taraftarının ağzı durmuyor maalesef. Ama işte şey demeyeceğim. Zayts, Rossi, Serdar. Allah aşkına Rossi iki Dinamo Kiev maçında kaçırdığının yarısını atsaydı biz şu anda şeylendik. Graz'la eşleşmiştik. Yarısını atsa. Dörtte birini atsa biz Sturmgras'la eşleşmiştik. Beşte birini atsa biz Sturmgras'la eşleşmiştik şu anda. Altıda birini atsa biz şu anda Sturmgras'la eşleşmiştik. Siz bana ne anlatıyorsunuz? en büyük Rossi savunucusu benim, Berisha savunucusu benim. Ben bile dedim ki ben ümidi kestim bu sistemde bunlar bir şey yapamaz. Bak Beşiktaş'ta iş yapar. Berisha Beşiktaş'ta müthiş iş yapar. Rossi Galatasaray'da süper star olur. Süperstar olur Galatasaray'da. O sistemde iş yapar. Ama aynı Rossi Trabzonspor'da tırt olur. Berisha Trabzonspor'da iş yapar. Mesela Be Beşiktaş'ta Rossi Beşiktaş'ta süperstara dönüşür. Haberiniz olsun yani bazı takımlar teknikleri var ya. Mesela Kayseri Spor'da Rossi hiçbir şey yapamaz. Ama Alanya Spor'da yani 100 yılın transferi olur. Belki 30'a 40'a gidecek topçu olur. Flamengo'da da iş yapar Rossi. Rossi Flamengo'da. Barbosa Pedro'nun önüne topu yuvarla. Zaten onlar ger gerekeni yapar. Anlatabiliyor muyum? Burada Samat'ta, Mamatta'ya yollamayla çok fark eder. Ee, <laughs> Zayt sistemde. Mesela Zayt niye oynamıyor biliyor musunuz? Çünkü Fenerbahçe orta sahası geçen sezon 2-8 1-6 ile oynuyordu. Yani 6 numarada Crespo orayı süpürüyordu. Bazen 8 gibi oynuyordu. Yani 3 tane 8 oynuyor gibi oluyordu. Birinin açığını öbürü kapatıyordu. Öbürünün açığını öbürü kapatıyordu. Zayt rahat rahat ileri çıkıp gelebiliyordu. Crespo o kadar çıkamıyordu. Çünkü duruyordu. Şimdi bu seneki Fenerbahçe'ye bakın. Ara o emniyet subabı. İsmail Yüksek yanında oynadığı için söylüyorum. İsmail Yüksek çıkıyor ediyor ama yine yeterince çıkmıyor. Çünkü ikisi sabit kalmak zorunda bir nevi. Bir nevi İsmail 8-6 karışım oynamak zorunda. Ara 6 oynamak zorunda. %96, %18 oynamak zorunda. Ha Crespo iş yapar bu takımda. Crespo oynan Ara oynadığı maçlarda ama ikisinin çok iyi top dağıtması lazım ki takım daha hızlı çıkması için. Ama bu sistemde Zayt biraz şey kalıyor. Bir de Zayt için 6-6.5'ları gördükten sonra durum bu arkadaşlar. Yani e, Serdar yerli olarak rahatlatıyor. Yedek için iyi. Tamam Rossi işte Kiev maçında kontrol edemediği top var ama o topsuz oyun falan filan. Arkadaşlar sizlerin gördüğünü biz de görüyoruz. Merak etmeyin. Yani e, Jorge Jesus ki bir üstad var takımın başında. Emin olun sizden benden çok daha iyi anlıyor futboldan. O yüzden bazı şeylerde de yani bizden daha iyi biliyor diye düşünmek sözü ona bırakmak en doğrusu diye düşünüyorum. Fenerbahçe transfer duyumlarından bir demet sundum size. Özetlemek gerekirse Gökhan Akkan olabilir ama illaki takasta isim vereceğizdir. Mehdi Taremi siz olsanız kaça satarsınız arkadaşlar? Bana bir fiyat söyleyin. Siz olsanız kaç? Ama hocam düşük fiyata aldılar. Yaşı 30. Kabul. Mesela Porto'nun transfer marketine bir bakmak lazım. Mesela Porto'nun transfer marketine bakın. Forvetlerine bakın adamların. Evanilson 22. Mehdi Taremi 20. Tony Martinez 5. Dani Namaso 2 milyon euro. 4 tane forvetleri var. Adamların. Evan Ilson mu Mehdi Taremi mi? İkisinin de geçti. Bak. Hele hele bak Mehdi Taremi bu sezon Süper Kupa maçında bir maçta 2 gol birden atmış 87 dakikada. Adam ben golcüyüm diyor. Ha. Alman gereken topçu stili bu sene Fenerbahçe olarak. Senin alman gereken forvet bu. Adam Evanilson'u yedek bırak yani bir nevi yedek bırakmış gibi bir şey oldu. Geçen sezon Mehdi Taremi'nin şeyi e, bilançosu müthiş bir bilanço ya. Fenerbahçe'deki tüm forvetleri topladığın zaman etmiyor herhalde o kadar. Hocam çok abarttın. 47 maç, 26 gol, 17 asist. 3582 dakika. 26 gol, 17 asist. Bu arada 4 maçta sol kanat oynamış. 27 maç forvet arkası, 17 maç forvet oynamış. Mehdi Taremi. 26 gol 17 asist yani 43 gollük katkı. Geçen sezon Fenerbahçe forvetleri 43 gollük katkı yaptı mı? Gerçi asistlerle yapmıştır. Evan da 45 maçta 21 gol 5 asist. Evan da full 45 maçın 45'inde de forvet oynamış. Anladınız mı? Yani siz olsanız kaça satarsınız diyorum. Sadece bana fiyat söyleyin. Playa'nın olma ihtimali hala yüksek görüşmeler sürüyor. Pedro'yu zannetmiyorum. Gabriel Barbosa azıcık ihtimal veririm ama imkanı yok ya. Bir forvet almaları lazım. Perez. Pelkas için ben Pelkas'a yolun açık olsun diyelim. çok oldu. Bakalım sonuç ne olacak. Rossi'ye teklifler var. Ee, Salahi'ye teklifler ciddi. Salahi'nin de bence bence Pelkas'ta de kesin yolcu gibi bir şey. Ee, Samat da zaten kesin yolcu inşallah. 3. Kolkır yolcu. Leher, Lemos. Bunlar yolcu. Mariano Diaz Mariano Diaz'dan Belotti'nin bilmiyorum para hırsı kendilerini yakacak gibi. Gerçi Belotti'ye de Roma dediler ama bilmiyorum. Başka rezervlik olayı. Gitmeyen arkadaşları rezervliği hapsedersin. Onlara da onur kırıcı bir olay olur. Bir nevi. Yani yattıkları yerden para almazlar. Çok uğraşırlar. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. İyi ki bu kanaldasınız. Teşekkürlerimi sunuyorum. Video biraz uzun oldu ama iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.